dünyamızda kimi medeniyetler, kimi toplumlar sadece karın üzerinde yaşıyorlar. Kimileri yağmur ormanlarında yaşıyor. Kimileri savanlarda yaşıyor. Bozkırlarda yaşıyor. Kimileri de ormanlık yerde yaşıyor. Şimdi karasal iklimin olduğu, bozkırın yüksek platoların olduğu yerler de güzel. Erzurum, Erzincan'ın yüksek yerleri, Sivas, hatta Yozgat'tan sonra Türkiye coğrafyasının şöyle bir yükseldiğini, dam gibi gittiğini görürsünüz. Karadeniz'de şöyle bir eğimli iniş vardır. Ondan sonra Doğu Anadolu ve Orta Anadolu platosu vardır. Sonra Güneydoğu Anadolu platosu. Böyle bir damın üzerinde durursunuz. O damdan bakmak, baktığınızı hissetmek, gördükleriniz de çok büyük bir keyif verir size. İçerisindeki hava kabarcıkları o kadar güzel gözüküyor ki, boncuk boncuk taşların üzerinden su yere düşüp alt tarafta boncuk boncuk hava kabarcığı oluşturuyor. Onlar da böyle dolanıyorlar. Herhalde saatlerce bunları izleyebilirim. Hele ki şu sesin eşliğinde muhteşem bir duygu. Baharı bu kez Erzurum'da hissedeyim diye Erzurum'un kuzeye bakan yamaçlarında, bakın kuzey tarafına doğru bakan yamaçların içerisindeki vadilere ve dereleri takip ederek yukarılara doğru çıktım. Hele ki bu mevsimde hayvanlarla buraların dolup taşıyor olması gerekirdi. Eskiden öyleydi. Şimdi hayvanlar azaldı. Sadece burada gezen çobanın hissettiğini hissetmeye çalışıyorum. İyi biliyorum buradaki çobanlar hem hayvan güderler hem de balık da yakalarlardı. Şimdi ben de aynı şeyleri onun yaptığı gibi burada yapmaya çalışacağım. Biraz şöyle dere kenarında yürüyeceğim. Etrafta ne olup bitiyor, neler değişmiş. Dün akşam o kadar güzel bir gökyüzü vardı ki, karasalın günlerce esen lodostan sonra güzel bir kar yağdı. 21 Aralık, yani eski takvime göre 21 Aralık, Nisan'ın 4'üne tekabül ediyor. Güzel bir kar yağdı, 15-20 santim şehir örtündü, karla büründü. Ertesi gün hava sakinleşti, kar eridi ve sonra bu hale geldi. O günün akşamında sığırcıklar dans ediyorlardı ortalıkta. Gün batımına doğru o güneşin battığı yerden çıkan kızıllığın içerisinde o siyah kanatlarıyla öyle güzel renk ve ahenk oluşturmuşlardı ki. Bugün sabahta çıktık, leylekleri gördük. Tam göç zamanları. Bunu gözlemleyebilmek baharı hissetmek demek. Bahar geldi deyince bir anlamı olmalı. Biz de bunu size hissettirmek için buraya geldik. Erzurum'dayız. Ağaca su yürümüş, yumuşamış güzel dal. Bakın uçları da tomurcuklu, bu söğüdün. Fakat çok düz ve uzun olanını bulamıyorum burada. Kısa kısa eklemlerle büyümüşler. O yüzden bulabildiğim en düzgün olanını. Mesela şu. Bunun boyu da iyi. 2,5 metre olur belki. Olmaz. 2,20 falan. Bunu bir deneyeyim. Söğüt. Ne yapıyorduk? Söğüdü pürüzsüz, bakteri almayacak şekilde. Buradan kesip, sonra da bir gelenek. Sürgün yürümüş güzel dalından. Şöyle şu kısmını mesela.
yatay keserek çıkarıyorum. Sonra sel geldiği zaman götürmeyeceği bir yere, mesela şunun dibine, toprağın nemini bulana kadar itiyorum. O da oradan suya doğru yürüyecek iyice. Ve söğüt de orada kendiliğinden gelişecek. Bu iyi. Buna yanındaki iğneyle ve paraşüt ipiyle bir olta hazırlayabiliriz. Şu ucunu kullanabilirim. Güzel bir yere oturacağım şimdi. Takımı hazırlayacağım. Taştan set örmüşler. Çok güzel bir yer. Küçük bir göl oluşmuş burada. Küçük baş hayvanların da, büyük baş hayvanların da girip yıkanabileceği bir yer. Eminim burada hayvanları sudan geçirip güzelce yıkıyorlar suyun içerisinde. Ondan sonra da şuradaki çayırlıklara çıkarıp kurutuyorlar. Ondan sonra da yünlerini kırkıyorlardı zamanında burada. Bu taşları yapmalarının tek maksadı odur. Yanımda her zaman bir parça paraşüt ipi taşırım. Ağır değildir. Alması da zor değil. Taşıması da kolay. Çünkü ondan az önce gördüğünüz gibi dış kılıfını çıkardım, cebime koydum. Herhangi bir şey bağlanabilir yine o dış kılıfla ama içindeki o 7 tane iple birbirini ekleyerek bir sürü şey yapabilirsiniz. Daha önce de bir sürü kullanım alanını göstermiştim. Yine olta ihtiyacım oldu. O küçük küçük olan parçaları birbirine ekliyorum şimdi. 2,5 metre ip yapsam yetecek bana. Balıkçı düğümüyle bunları da. Hem öğrendiğim düğümleri hatırlamış oluyorum, yeniden unutmamış oluyorum. Para ile anlamayacak şeylerimiz var içimizde. Bunları beslememiz gerekiyor. İşte balık tutmak da parayla yapılamayacak bir şey. Siz 4 gün, 5 gün çalışırsınız. Balığa gittiğinizde 2 gününüzü geçirirsiniz orada ailecek veya sevdiklerinizle beraber. Yanınıza götürdüğünüz biraz yiyecek ve yakaladığınız balık da size eşlik eder. Ama o 2 gün yaşadıklarınız hem sizi rahatlatır, hem dinlendirir, hem sakinleştirir. Daha huzurlu bir şekilde evinize dönersiniz. Bunu parayla alabilir misiniz? Alamazsınız. Satın alınacak bir şey değil bu. İnsanların iç huzurunun tabiata bağlı olduğunu düşünüyorum. Oradan gelen bir sürü genlerimizde etken
malzeme var. O malzemeleri işte koruyabilmek için tabiatla her zaman haşır neşir olmamız gerekiyor. Şahane oldu. Şimdi buna yem lazım. Yemle de ilgili bildiğim bir şeyi paylaşacağım sizinle. Şimdi biz nasıl yediklerimize, besinlerimize dikkat ediyorsak, kendi coğrafyamızdan, kendi tohumumuzla beslenmeye çalışıyorsak, aynı şey burada derede yaşayan bir balık için de geçerli. Siz farklı dereye ait olmayan bir yerden getirdiğiniz bir canlı yemle o balığın metabolizmasını, içinin işleme sistemini bozabilirsiniz. Buna etki gösterebiliriz. O yüzden yani yakalanmayan bir balık onu yediyse buradaki bütün düzeni de değiştirip bozabilir. Bunu bir bilim insanı çok güzel bir bilimsel dille anlatıyor nasıl olabileceğini. Sadece bunu bilmek bile yeterli. Onunla ilgili eğer balık yakalayabilirsem farklı bir pişirme tekniğiyle size balık pişirmesini de göstereceğim. Nasıl bir boyutta olması gerektiğini, suyun şu anda çok uygun olduğunu biliyorum. Karlar yeni eridi. Balık için ideal soğukluk var. Güneş de uygun bugün. Yani alabalık yakalamak herhalde zor olmayacak burada. Sadece Kaçkarlar'da öğrendiğim güzel bir teknik vardı. Bu gördüğüm göllerin altlarında beni görmeyecek şekilde oltanın ucunu sallayıp aşağıya oradan balığın vurup yakalanmasını bekleyeceğim. Değdiği an çekmem gerekir. Şimdi ne yapalım? Dere kenarında, dere altında, taşların altında daha doğrusu derenin içinde yemler olabilir. Onlara bakacağım etrafta. Hemen şurada kenardaki solucan bile riskli aslında ama onlardan deneyeceğim. Ve o solucanı da yakalamaya çalışacağım kaptırmadan. Gölgemi suya düşürmeden nehir yukarı doğru avlıyorum balığı. Hemen kayaların dibindeki göllere atıyorum. Ve şu bağladığım taşın ağırlığıyla hafif yere doğru iniyor. Gezerek solucan aşağılara gidiyor. Gören balık hemen atlıyor onun üzerine. Balık zaten o kayanın dibinde varsa hemen görüyor. Şu aç olduğu zaman şu anda. Bahar yeni geliyor buralara. Balıklar saldıracak her yere. Dünyamızın 1/3 denizlerle çevrili. Ve bu denizden ve o denize temas eden medeniyetlerin denizden faydalandığını biliyoruz. Her türlü yolla. İrtibat, temas kurmak için, bir yerden bir yere ulaşabilmek için, karnını doyurabilmek için, balıkla, böceklerle, ne bileyim diğer canlılarla beslenebilmek için insanların hayatlarını sürdürebilmişler. Ama o 1/3 kesim olan dağlar, denizleri de besleyen şeyler. Dağların da zorluğu ve güzelliği de var tabii ki. Denizin olduğu gibi dağların da var. Dağ daha zor bir yaşam sunuyor insana. O yüzden bir sürü insan dağlardan aşağılara doğru indi. Geçmişteki gibi dağda yaşamıyorlar. Geçmiş zamanda dağlık yerde yaşayan insanların zorlukla baş edebilme güçleri daha fazlaydı. Zorluk insana bir sürü şey öğretiyor. Kendi iç dünyasında mutlu olmayı da, aza kanaat getirmeyi de, zor koşullarda paylaşmayı da öğretiyor aynı zamanda. Bakın, şunun güzelliğine bakın. Şimdi bunu salacağım çünkü çok küçük. Kuru elle tutmuyorum. Elim onun yaşadığı suyla tutarak. Derisinin üzerindeki
tabakayı bozmuyorum. Çünkü onun savunma mekanizması, koruma mekanizması. Bütün o tabaka onun üzerinde onu koruyor. Ve gönderiyorum. Tekrar. Git hadi. Daha büyüğünü yakalamak için devam. O üzerindeki o sümüksü yapı, onun sudaki kalkanı, koruma kalkanı. Üç tane daha yakalayabildim. Ancak bunlar diğerlerinden çok az daha büyükler. Keşke daha büyüğünü yakalayabilseydim. Yakalayamadım. Bununla size hani olur da dağda çocuklarınızla, eşinizle, dostunuzla, arkadaşlarınızla balığa gidersiniz. Çok farklı pişirme teknikleri, yöntemleri var. Balığı bütün gün bakın sabahtan akşama kadar koşturuyorsunuz derelerin sesinde. O kayanın üzerinden öteki kayaya, derenin bu tarafından bu tarafından bir diğer tarafına manzara izleyerek, ses dinleyerek, balık vurdu mu vurmadı mı diye bekleyerek, işte yem arayarak insan hayatında aslında güzel bir anı olarak kalıyor. Hem de ömrünüzü, sağlığınızı uzatıyorsunuz. En azından doğada, tabiatta, etrafınızda olan canlılarla da temas kuruyorsunuz. Sonuçta kendi emeğinizle elde ettiğiniz bu balığı yemeseniz şehirde yine birinin sizin için çalıştığı, sizin için bir şeyleri yok ettiği şeyi yemek zorunda kalıyorsunuz. O yüzden ben balık tutmayı çocukluğumdan beri çok seviyorum ve fırsat buldukça da, çok fırsatım olmuyor ama fırsat buldukça da gidiyorum balık tutmaya. Yakalamak daha zevkli. Şimdi yemenin de lezzetli olan bir sürü şekli var. Bunu tereyağında defalarca gösterdim. Şahane lezzeti var. Ama şimdi farklı bir şey yapacağım size. Kaya tuzu vardı yanımda, onu getirdim. Etrafınızda yakın olan yerlerde kaya tuzu varsa, göl tuzu varsa bunlardan da toparlayıp kendiniz bir şey yapabilirsiniz ama yanınızda götürürseniz de çok lezzetli bir balık yiyebilirsiniz. Söğüt ağacı çok kuru ama bunun da közü fazla olmaz. Burada da dere kenarında Erzurum civarında söğüt yoğunlukta. Bunun sıcaklığından faydalanacağım ama etrafta gördüğünüz gibi tezekler var. Bu tezeklerin de altı hava alsın şöyle. Biraz çevireceğim. O tezekleri de kullanacağım. Yassı iki tane şu büyüklükte o balıkların sığacağı şekilde taş arıyorum. O da bakın şu yukarıdaki kayaçlar dökülüyor aşağıya. Onlardan rahatça bulabilirim. Bakın bu çok iyi fakat biraz kalın. Şurada da çatlama var. O çatlaktan güzel şöyle vurabilirsem üzerine onu ayırırım. Eski taş ustaları daha önce de taş duvar yaparken anlatmıştım size. Aralara çivi gönderiyorlar, dübel gönderiyorlar. Çiviyle onu ayırıp taş çivisiyle düşürüyorlar. Ben de şimdi şunun sivri yerini ona vurup düşürmeye çalışıyorum. Bakın ayrılmaya başladı gittikçe. Bakın. Bakın. Bu gayet güzel. Bunu kullanabilirim bir. Öyle dursun. Ona da bir baba yapalım.
Biz dağlarda siste yol kaybetmemek için, geri dönüşü bulmak veya bizden sonra gelecek olanlar için şöyle babalar yapardık. Tamamdır. Kütüphaneden bulduk kitapları, gidelim. Şimdi bunları okuma sırası. Zamanı geldi. Güneş doğudan batıya doğru giderken dağın yamacının altında güneşi az gören yerde kar da böyle kalmış. Ne güzel değil mi? Babanın yanındaki diğer taşımızı da alalım. Ateşe gidelim artık. Bunu ateşin üzerine koyacağım, kızdıracağım iyice. Of of of. Şimdi şu tezekleri de. Burada insanlar bu çorak yerde hayvanların dışkılarından faydalanıyorlardı. Hem kerpiç evlerini yaparken, hem ahırları sıvarken, hem duvarları sıvayıp sıcak tutmalarını sağlarken, hem de tandırda ısınırken, yemek pişirirken, ekmek yaparken kullanıyorlardı. Bu içiğin için yanmaya devam etsin. Karşısına da şunu koyayım. Mis. Üstüne de bunu. Tamam. Şimdi tuzdan hamur yapacağım önce. Torbayla içine biraz ıslatarak tuzu geleyim. Bu kaya tuzu da olabilir, göl tuzu da olabilir. İri tane olması yeterli. Bakın şunun güzelliğine. Şahane. Şimdi bunu yumurtanın akıyla da kıvamlı hale getirebilirsiniz. Hamur gibi olabilir o. O yoksa da suyla. İçine birazcık su atıp şöyle hamur kıvamına getirebilirsiniz yoğurarak. Balıkları da temizleyip güzelce arasına yerleştireceğim. Of, bu da bayağı ısınmış. Şahane. Çatır çatır ses geliyor tuzdan. Zemin tamam. Alta kaya tuzunu güzelce hamur haline getirdim suyla. Kızdırdığım taşın üzerine dizdim. Bunun en alt kısmında hem söğüt, söğüdün közü çok çabuk geçtiği için tezekte buldum, tezekte kullandım. Bu derede yakaladığım alabalıkları güzelce temizleyip üzerine yerleştirdim. Şimdi tuzla örtüyorum.
Bu tuzun özelliği